Yeni bir Fuardayız programından hepinize merhabalar değerli izleyenler. 2016 Konya Tarım Fuarı'ndaki fuar gezintimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bakalım bugün neler olacak fuarda? Röportajlarımıza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi fuarı gezmeye başlayalım. Değerli izleyenler, fuar gezimizde şimdi Yavuz Çapa makinalarının olduğu standdayız. Yanımızda firmanın yetkilisi Mahmut Yorgancı var. Mahmut Bey, öncelikle size merhabalar diyelim. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Biraz Yavuz Çapa hakkında bilgi alalım sizden. Fuara hangi ürünlerle katıldınız? Yavuz Çapa makineleri son 8 aydır Türkiye'de üretim ve pazarlama noktasında hizmet veren bir firma. Özde çapa makinesi ve çapa makinesinin akupasyonu olan Remok. Bunun yanı sıra bahçecilik ekipmanında kullanılan ilaçlama makinesi ve yeni konseptimizde hayvancılık ekipmanında süslam makinesi üretim yapmaktayız. Çapa makinesinde farklı şanzıman seçenekleri ve farklı motor alternatifleriyle yaklaşık 40'a yakın ürün üretmekteyiz. Mevcutta Türkiye'de şu an 118 bayi ve 118 servis ağıyla hemen hemen Türkiye'nin ellerinde nihai tüketiciye hizmet vermekteyiz. 8 ay mı dediniz? Ben doğru anladım değil mi? Peki üretim yeriniz Türkiye'de mi? Evet, Konya'da. Konya'da üretiyoruz. Aslında siz aynı zamanda ev sahibisiniz. Yerli firmalardan da bir tanesiniz. Evet evet, yerli firmalardan bir tanesiyiz. 8 ayda üretiyoruz ama bizim geçmişimiz 24 yıla dayanıyor. Geçmişten biraz söz eder misiniz öyleyse? İzleyenler merak ediyor. 92 yılında ben tarım makinesi, tarım grubuna dahil oldum. Kendim ziraat mühendisiyim. Son 10 yılda da çapa makinesiyle ilgili değişik firmalarda genel yöneticilik ve ortaklık pozisyonlarında hizmet verdim Türkiye'ye. Son 8 aydır da kendi markamla Türkiye ve şu an kısa zaman olmasına rağmen 4 ayrı ülkeye de makine sevk ederek hizmet vermeye başladık. Tabii ki hedefimiz büyük. Katma değerimizin yükselmesi, Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilmek. Yerli üretimi teşvik etmek tabii ki. Kesinlikle ki şu anda yanımda 49 işçiyle hizmet veriyorum. 49 kişi evine ekmek götürüyor. Dolaylı belki de binlerce kişi evine ekmek götürebiliyor. Bu bizim haklı gururumuz, onur verdiğimiz, gurur duyduğumuz şeyimiz diyelim. Peki, şimdi üretim sürecinize birazcık değindik, tarihçenize de değindik. Ben şunu merak ediyorum. Bu sizin ilk fuarınız bildiğim kadarıyla. Fuar hakkında biraz detaylı konuşmak istiyorum sizinle. İzlenimler nasıl? Çiftçiler sizinle birebir görüşüyor. Nasıl? Olumlu tepkiler, olumsuz nasıl tepkiler alıyorsunuz? İlginç olan şey Konya Tarım Fuarı için, evet ilk fuarım ama daha önce ben birçok markamla katılmıştım. Bu yıl ziyaret sayısı az. Geçtiğimiz yıl oranla ciddi bir şekilde rakamsal olarak azlık var ama ilgili insanlar var. Yani ticaret yapmak için gelen insanlar ya da ürünle ilgili ciddi ilgilenen, ürün almak isteyen insanların çok olduğunu gördük. Yani tabiri caizse şapka almak için değil, ürünleri tanımak, yeni teknolojileri incelemek ve uygulayabilirliği görebilmek için gelmiş insanlar bence çok başarılı, çok daha iyi olmuş diyebilirim yani. Ben de şunu aslında söylemek istiyorum. Sizin gibi yeni bir firma bunu söylüyorsa demek ki gerçekten iyi yerlere gidiyoruz fuarcılık konusunda. Zaten Konya Fuarı Türkiye'nin en büyük fuarı tarımsal mekanizasyonda. Neçede yıllardır kalitesini ve almış olduğu gerek katılımcılar gerek ziyaretçiler olarak kalite olarak ispatlamış bir yapıya sahip. Ki bu yıl takribi 1200 civarında yurt dışından ziyaretçimiz geldi. Tahmini konuşuyorum. Yurt içinde de herhalde 200 bin civarını bulmuştur diye düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar bunlar rakamsal olarak baktığımız zaman. Bizim için önemli olan şey insanların çokluğu değil, insanların sektördeki kalitesi. Yani gezmek için değil de teknolojiyi almak için, teknolojik yardımı tanımak için ve yeni ürünlerde, işte yeni yapılanmalarda birim alandan maksimum gelir nasıl elde edebiliriz düşüncesiyle gelmiş olmaları daha çok mutlu etti beni. Peki
Peki ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sizin üretim planlarınıza birazcık değinelim. Yeni projeleriniz var mı? Önünüzde şu anda Ar-Ge çalışması yaptığınız yeni ürünler var mı üretim safhasında? Şimdi Türkiye'de biz bu işe başladığımız zaman şanzıman yapısı olarak 2 ileri bir geri ve 3 ileri bir geri şanzımanla makine üretiyorduk. Ama bugün 1 ileri bir geri şanzımanla daha ekonomik boyutta şanzımanlı makine ürettik. Bunun yanı sıra 1 ileri bir geri hobi bahçeleri için küçük, İşte elle taşınabilir, bagaja sığabilir küçük kayışlı makine üretimi yaptık. Türkiye'de üretimi olmayan zıpkalı çay düşme makinesi, çift kuşak çalışır. Onu ürettik ve şu anda nihayet tüketicinin beğenisini sunduk. Bunun yanı sıra projemizde gerçekleştirmek istemiş olduğumuz süs sağan makinesini aktive ettik. Şu anda aktif pozisyonda. Bu fuarda yok. Fuara getirmediniz. Evet, benim de sadece diğer ürünler dikkatimi çekti. Sanırım önümüzdeki fuarlarda onu göreceğiz ama. Tabii ki. Yani şimdi 20 gün önce yine aynı bu fuar merkezinde hayvancılık ekipmanları fuarı vardı. Sadece hayvancılık olduğu için süs sağan makinesi orada sunuldu. Ben katılmamıştım. Ama etik olarak işte 20 gün önce sunulan bir ürünün 20 gün sonra sunulması hoş olmayacak düşüncesiyle biz katılmamaya, daha doğrusu onu koymamaya karar verdik. Artık onu da göreceğiz diyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son cümlelerinizi alalım. Çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Umarım bütün ilgililer, bütün teknolojiye ayak uydurmak isteyen insanlar fuarımızı ve standımızı ziyaret ederler. Ben de umarım diyeyim. Size iyi fuarlar diliyorum. Ar-Ge'simizde firmalarla röportajlarımıza devam ediyoruz değerli izleyenler. Şu anda Paksan firmasının standındayız. Oldukça güzel bir standları var bu yılki tarım fuarında. Yanımızda firmanın genel müdürü Serdar Can var. Kendisine sorular soracağız. Bakalım bu fuara hangi ürünleri getirdiler, neler yapıyorlar? Şimdi tüm bunları öğreneceğiz. Serdar Bey, size öncelikle merhabalar diliyorum. Neler yapıyorsunuz? Fuar nasıl geçiyor? Bir fuardan başlayalım ilk önce. Teşekkürler. Fuar çok güzel geçiyor. Bir önceki fuarlar daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim de bu fuarda hem yeni yurt içi müşteriler hem de yurt dışı müşterilerle bağlantılarımız oldu. Bu yüzden sevinçliyiz. Sizin için iyi geçiyor diyorsunuz fuar. Peki birazcık ürün yelpazenize değinmenizi isteyeceğim. Hangi ürünlerle katıldınız fuara? Ve ya da şunu sormak istiyorum aslında ben. Bu fuara özel getirmiş olduğunuz ürün var mı? Bu fuar için yeni görücüye çıkardınız. Evet, esasına bakarsanız bu fuarda epey ürünümüz var gördüğünüz gibi. Klasik balya makinelerimiz burada. Onlar yurt içi müşterilerimiz için. Yurt dışından istenen değişik tipte makineler var. Onlardan da örnekler var. Ama iki tane yeni ürün var. Bunlardan bir tanesi tam sizin arkanızda duran ortadan pistonlu bir balya makinesi. O bir ot makinesidir. Özelliği de traktör arkasında tekerlek izinde gidip namlunun üzerinden geçerek balya yaptığınız bir makina. Tabii bunun bir kullanış kolaylığı var. Onu öğrenelim. Hani nasıl bir avantaj sağlıyor bu makina çiftçilere? Evet, şöyle bir avantaj sağlıyor. Klasik balya makineleriyle sırtınızı esasında gidiş yönüne dönerek balya makinesinin namluyla tırmık arasındaki gidişi izlemeniz gerekir. Bunda böyle bir şeye gerek yok. Çünkü namluyu evet aynı hizada gittiği için tekerlek arasında namluyu alarak çok rahatlıkla herhangi bir sıkıntıya düşmeden böyle bir bel rahatsızlığı gibi
ve sıkıntıya düşmeden bunu kullanabilirsiniz. Yani tamamen fiziksel kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Tabii ama şöyle, iş kolaylıkları da var tabii ki. Bir defa köşeleri dönme, artı sıktırmalı çayır biçmelerle yaptığınız işlerde tırmık yapmadan toplama, yani namluyu tamamen toplamadan tek defada ürünü toplayıp balyalama şansınız var. Onun dışında birazcık da diğer ürüne değinmek istiyorum ben. Biraz ondan da bahsedelim. Bakalım o yeni üründe ne gibi değişiklikler var? Onda esasına bakarsanız Türkiye'de yavaş yavaş yuvarlak balyalar önem kazanmaya başladı. Yuvarlak balyalar küçük çiftlikler için pek uygun değildi. Çünkü taşıma açısından uygun değildi ama artık çiftçilerimiz taşımayla ilgili aparatları da bulundurmaya başladılar. Balyaların, yuvarlak balyaların da yavaş yavaş geliştiğini görüyoruz. Bizden bu sene çok fazla yuvarlak balya yapıp aynı zamanda streçleme yapan makineler istenmişti. Talep üzerine geliştirdiniz diyebiliriz öyleyse. Bir yurt dışı firmayla ortaklaşa yaptığımız bir ürün. Bu üründe yuvarlak balya yapılıyor. Hemen arka tarafta streçlemesi yapılıp tarlaya bırakılıyor. Birazcık ürünleri konuştuk. Ben pazar ağınıza da değinmek istiyorum. Yurt içi ve yurt dışından müşterilerimiz var dediniz. Bir yurt dışı pazarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Hangi ülkelerden, hangi bölgelerden gelen ya da hangi ülkelerle ihracat yapıyorsunuz? Biz 6 kıtaya da ihracat yapıyoruz. Yani tek tek ülke sayarsam epey uzun olur. Ama şöyle söyleyeyim, 6 kıtaya birden ihracatımız var. Yani hiç aklınıza gelmeyecek. Mesela Çin gibi. Biliyorsunuz Çin'in dünyaya satıyor. Biz onlara çok uzun zamandan beri satıyoruz. Bunun dışında Avrupa'ya satışlarımız var. Ama Afrika, Amerika kıtası, Avustralya, buralarda satışlarımız var. Peki şunu da konuşalım istiyorum. Şimdi bu ürünleri hani piyasaya sunduğumuzda servis ve ulaşım ağı konusunda hani tarlada ürün arıza verdiğinde nasıl bir müdahale söz konusu oldu? Bizim makinelerimizde şöyle bir şey var. Tabii 25 yıllık bir tecrübe var. Bu tecrübenin arkasında da müthiş bir kalite var. Bu kalite sayesinde bir defa ürünlerimiz az arıza yapar. Diğer makinelere oranla. Hiç arıza yapmaz demek mümkün değil. Ama o zaman da servislerimiz genellikle çok yaygındır. Gezici servislerimiz, aynı zamanda bayilerimizin bünyesindeki servisler yardımıyla çok hızlı ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi son cümlelerinizi alalım. Sizden eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Ben tüm çiftçilere bereketli bir yıl diliyorum. Biz de size iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Fuar gezimizde şu anda Metçal makinalarının standındayız. Yanımızda firmanın proje müdürü Çağlar Polat var. Kendisine sorular soracağız. Bakalım neler yapıyorlar. Birazcık bize projeler hakkında bilgiler verecekler. Öncelikle Çağlar Bey, size merhabalar diyelim. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Fuar nasıl gidiyor? Biraz Metçal firmasını da tanıyalım. Hangi alanda üretim yapıyorsunuz? Metçal makine firmasının proje müdürüyüm. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda firma sahibiyim. Firmamız tahıl kurutma makineleri, yani Türkiye bölgesinde mısır kurutma makineleri diye adlandırılan makine imalatları yapmaktayız. Bunun yanı sıra tahılın aktarma helezonları dediğimiz, yani depo içerisine depolanmasını sağlayan helezonların imalatını yapıyoruz. Yerimiz Adana'da, Adana firmasıyız. Üretimlerimiz tamamen %100 yerlidir. Şöyle söyleyeyim, kırsal kalkınma ve İPART projelerine de hizmet vermekteyiz. Geçen yıl da Konya fuarındaydık. Biliyorsunuz siz de. Çiftçinin kalbi Konya'dır.
Aynen anlamda. Öyle. Tarımın başkenti diyoruz Konya için. Hani bütün büyük üretici firmalar tarımın en çok yoğun olduğu bölgelerden de bir tanesi burası aynı zamanda. Evet. Aynı şekilde bizim de hani etkili olduğumuz bölgedir Konya. Her sene bu fuara katılıyoruz. Maksat burada olalım. Amacımız bizimle çalışan müşterilerimize burada tekrardan bir hizmet verelim. Burada görünelim. Onlarla selamlaşalım, merhabalaşalım, muhabbet edelim. Tamamen bu amaçla bu fuardayız. Birebir iletişimler bu süreçte önemli değil mi? Çiftçilerden nasıl dönüşler alıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Yaptığınız iş iyi olursa iyi dönüş alırsınız. Bu tamamen sizin verdiğiniz hizmet ve yaptığınız işle doğru orantılıdır. Bizim çiftçilerimizden aldığımız çok şükür geri dönüşlerimiz %100 kaliteli geri dönüşler alıyoruz. İnsanlar bize hani teşekkür de bulunuyorlar, minnettarlar. Niye? Çünkü biz tamamen sattığımız makineleri doğru teknik servislerle, doğru makineler insanlara önererek hani en iyi işi en minimum rakamlarla yapıyoruz. Peki burada yerli üretim söz konusu değil mi? Ve şunu sormak istiyorum. Teknik servis kısmı dediniz, bu önemli konulardan bir tanesi çiftçilere ulaşım açısından. Bu teknik servis ağlarınız bayilik olarak mı Türkiye genelinde var? Hayır, Türkiye genelinde bayimiz yok. Çünkü bizim makinelerimiz bayilerin satabileceği bir makine değil. Biz birebir müşterilerimizle kendimiz, bizzat ben ve ortağım Burhan Tetik ile beraber biz kendimiz gezeriz. Müşterilerimize kendimiz hizmet veririz. Her zaman müşterilerimizle birebir muhatap, biz bizzat bireysel olarak kendimiz yapıyoruz bunları. Tetik bir arıza verdi. Doğuda bir yerde mesela, bir şehirde değilim. Nasıl ulaşıyorsunuz siz oradaki arazideki çiftçiye? Bizim oradaki müşterilerimizin zaten makineleri çalıştırma sezonu bellidir. Kışın 3 ay çalışır bu makineleri maksimum. O dönemlerde örnek veriyorum, Şanlıurfa bölgesinde teknik servis personelim vardır. Yedek parçalar elinde mevcuttur. Teknik servis personelim en hızlı şekilde oraya müdahil olur. Varsayalım personelim o an orada yok. Benim bir Şanlıurfa'ya müdahalem 5 saattir. Bunun da üzerinde bir rakam yoktur. Ve direkt müdahalesi gerçekleşir, arızası çözülür. Şimdi şunları da konuşmak istiyorum ben sizinle. Hiç Ar-Ge çalışmasında olan yeni projeleriniz var mı? Ne gibi çalışmalarınız var çiftçilere? Tabii ki Ar-Ge konusunda yeni çalışmalarımız var. Ben aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi firmanın proje müdürüyüm. Sürekli bir gelişimler sağlıyoruz. Şantiyelerde özellikle üretimden sonra kurulumlarda, devreye almalarda birebir kendimiz gördüğümüz için orada ulaşabilecek hataları, sıkıntıları kendimiz görüyoruz. Her geçen gün makinemizi bir adım ileriye götürüyoruz. Ve şu da var, biz şu an büyük kapasiteli çiftçilere hizmet veriyoruz. Fakat bu seneden sonraki üretimlerimizde küçük kapasitelere de hizmet vereceğiz. Yani saatte şu an 10 tondan 60 tona kadar dediğimiz makineyi 1 tondan 60 tona kadar diye adlandıracağım artık. Yani hani maksat en küçük çiftçiyle en büyük çiftçiye kadar hepsiyle birebir biz muhatap olalım. Bütün ürünleri biz satalım. Biz yapalım, biz çalıştıralım. İnsanlara biz hizmet verelim. Öyleyse size biz iyi hizmetler diyelim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Çok teşekkür ediyorum. Bizimle röportaj yaptığınız için, bize zaman ayırdığınız için. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyorum ben. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi yanımızda bir tane amca var, bize türkü söyleyecek, fuarı neşe katacak. Bana ne bahardan, yazdan, bana ne borandan, kardan, aşağıdan, yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Aşağıdan, yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi,
yolun sonu görünüyor. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzum gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzum gereği yok, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Buyur bana. Teşekkürler, ağzınıza devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım şimdi Özlü Mantarım'a geldik. Bir nabızlarını yoklayalım. Bakalım neler yapıyorlar. Yanımızda firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mevlüt Duman var. Mevlüt Bey, öncelikle size merhabalar diyelim. Valla ben şaşırdım geldim. O kadar çok ürüne gelmişsiniz ki hangi ürünlerle geldiniz, neler yapıyorsunuz? Birazcık bahseder misiniz? Tabii. Bizim faaliyet konumuz ekim makineleri ve toprak işleme ekipmanları üzerine. Pneumatik ekim makinamız, efendime söyleyeyim. Anıza ekim direkt makinamız, pancar çapa makinesi, hububat mibzeri gibi çeşitlerle geldik. Daha da eksik çeşitlerimiz var, yer olmadığı için koyamadık. Bayağı büyük bir standınız var bu fuarda. Evet. Sanırım hazırlıklar biraz uzun sürdü. Konya fuarına özel mi bu? Tabii Konya fuarına özel. Şimdi artık tarım neredeyse Konya fuarıyla başlıyor. Çiftçilerimiz bu fuarı özellikle dört gözle bekliyorlar. Biz de bu sene için fuardan beklentimizi aldık. Allah'a çok şükür güzel. Gelen giden çiftçi arkadaşlarımız var. Hepsinin fikirlerini alıyoruz. İleriye dönük olarak onların fikirlerini değerlendiriyoruz. Tabii çiftçilerimizden yeni şeyler öğreniyoruz. Karşılıklı olarak birbirimizle bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Aslında bu fuarların önemli noktası da şu, çiftçilerin hem eleştirilerini hem olumlu olumsuz taleplerini birebir alıp buna göre kendinize bir yön veriyorsunuz. Firmalar açısından ben bu noktada olumlu bulduğumu söylüyorum. Çünkü görüştüğüm tüm firmadan neredeyse bu yorumu alıyorum yani ben. Hani bu birebir iletişim oldukça önemli bir nokta. Tabii tabii, şimdi çiftçi birebir işin içinde olduğu için tabii ki bunu bizzat kendisi yaşıyor. Biz de onların bu yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak onlara en uygun olan tarım makinesini yapıyoruz. Mevcut olanlarda geliştirmeler yapıyoruz. Ne gibi geliştirmeler yapıyorsunuz? Mesela birkaç örnekle anlatabilir miyiz? Şunu da eklemek istiyorum soruma. Bu fuara özel getirmiş olduğumuz bir ürün var mı? Bu fuara özel olarak getirmiş olduğumuz bir ürün anıza direkt ekim makinesi. Toprak işleme yapmadan direkt olarak anıza kullanılan ekim makinamız var. Özellikle getirdiğimiz. Şu anda sezon olarak pneumatik ekim makineleri ve çapa makineleri şu anda esas sezon olarak. Bu fuara özel olarak getirdiğimiz makine anıza ekim makinesi üzerine. Biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Tabii anıza ekim makinesi toprak işlemeden direkt olarak kullanılıyor. Zaten adı direkt anıza ekim makinesi diye geçiyor. Hiçbir ekipman, toprak işleme ekipmanı kullanılmıyor. Direkt anıza ekiliyor. Böylece hem zamandan hem de mazottan tasarruf ediliyor. Hem ekonomik olarak hem de zaman olarak. Bu şekilde zaten şeyde de desteği mevcut. İPART'ta da desteği mevcut zaten. Talepler de var. Çiftçiler de memnun. Beğeniyorlar da. İnşallah fuarımız gerekli meyvesini vermiştir diye düşünüyorum. Diyelim. Az önce bir konuya değmiştik. Ben oradan devam etmek istiyorum. Yarım kaldı. Ürünleri, talepler doğrultusunda ürünlerimizi geliştiriyoruz dediniz. Tabii. Nasıl bir gelişme? Bunlardan da bahsedelim istiyorum. Ne tür geliştirmeler yapıyorsunuz? Tabii. Mesela çiftçilerimiz diyorlar ki, örnek olarak söylüyorum. İşte traktörlerimiz mesela genişliği büyüdü. Biz de makineyi ona göre büyütüyoruz. Veya işte mesela bu bir tarım makinesini 3 askıda değil de teker üzerinde taşıma. Mesela örnek olarak
veya makinede çalışırken mesela makinenin örnek olarak söylüyorum. Mesela şu tarım makinesini örnek olarak verelim. Normalde bu Türkiye'ye de yeni satılmaya başlanan bir makine. Yani bir 4-5 senelik bir mazisi var aslında. Ama zamandan ve mazuttan büyük tasarruf sağlıyor. Tabii ki çiftçi bunu da bekliyor. Çiftçinin talebi doğrultusunda bunu geliştiriyoruz biz ve ona uygun olarak dizayn ediyoruz. Zaten aslında makinaları yaparken mazottan hani tasarruf sağlayan makineler, çünkü çiftçinin en önemli temel sorunlarından bir tanesi de mazot. Mazottan yakınıyorlar sürekli. Evet, tabii temel girdiler içerisinde en temel girdi diyebiliriz yani. Mazot çok önemli, yakıt çok önemli. Yani bir gübre kadar önemli yani. Şimdi biz temel konumuza dönelim istiyorum. Özduman Tarım Makineleri olarak önünüzde ne gibi projeler var, nasıl bir yol haritanız var, yeni çalışmalar var mı, bunları da öğrenelim. Tabii. Şimdi biz tabii ki kaliteye önem veriyoruz. Mevcut makinalarımızda yeni yeni geliştirmeler yapıyoruz. Ve bu yeni çeşitlerimize ve bu makine parkımıza yeni çeşitler ekleme gayretindeyiz. Tabii bu konuda çiftçi arkadaşlarla da görüşerek hangi makine gider? Mesela bir makinede tekrar bir kombine makine sistemine giriyoruz. Yeniden bir makineyi tek bir seferde işleyebilme özelliğine doğru. Tabii ki dediğimiz gibi daha önce de mazottan ve zamandan tasarruf diye kombine makinelerle bu işi tek bir seferde yapmaya çalışıyoruz. Yani buradaki amaç aslında hem maliyeti düşürmek hem de zaman tasarrufu diyebiliriz. Tabii. Maliyetin yanında zaman da önemli çiftçi için. Çünkü belirli o zaman içerisinde mecbur değil. Toprağını sürecek, bitkisini ekecek. Tabii bunlar önemli şeyler. Burada zaman çok önemli. Mühim olan da zaten en kısa zamanda en optimal değerde ürününü yetiştirebilmek. Çiftçinin en önemli şeyi o. Mevlüt Bey, ben size çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum. Aktarmış olduğunuz bilgilerde böylelikle ekranlarımız aracılığıyla yansıttık çiftçilerimize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Biz teşekkür ediyoruz. Fuar gezinde tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Saygınlar Tarım Makinalarının standındayız. Yanımızda firmanın yetkilisi Hasan Hüseyin Saykılı var. Hasan Bey, öncelikle size merhabalar diyelim. Fuar nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Biz Saygınlar'ı tanıyalım. Birazcık tarihçenize de değinelim istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz standımıza öncelikle. Saygınlar firması Afyonkarahisar'da kurulu. 1984 yılında mesleğe başlamış 33 yıllık bir firmadır. Saygınlar firması başlangıç yıllarında tarım makineleri olarak römorklar ve traktör kabinleri imalatıyla bu işe başlamıştır. Gelişen günümüzde, gelişen teknolojiye göre ilave makineler, ilave Ar-Ge çalışmaları yaparak son zamanlarda işte bu yem karma ve dağıtma makineleri, çiftlik ekipmanlarıyla ilgili sıvı gübre emme ve dağıtma makineleri, yine katı gübre emme ve dağıtma makineleri olarak üretimine devam etmektedir. Ben size şunu soracaktım Hüseyin Bey. Fuara hangi ürünlerle katıldık? Birazcık ürün gamınıza değinmenizi rica edeceğim sizden. Fuara katılımımızdaki ürünlerimiz yem karma ve dağıtma makineleri var. Sıvı gübre emme ve dağıtma makineleri var. Ve katı gübre dağıtma makineleri var. Son olarak bu katı gübre dağıtma makinesinde yeni bir modelimiz oluşturduk. O modelden biraz bahsedelim. Bu fuara onu da getirdik değil mi? Bu fuara o makinamızı getirdik. Teknik özelliklerinden bahsedelim. Makinamızın teknik özellikleri Türkiye'de daha önce kullanılan bir makinelerdir. Ancak
Türkiye'de kullanılan şu ana kadar makinelerin taşıma sistemleri, yani gübreye, arkaya, helezona taşıma sistemleri helezon ve zincirle yapılmaktaydı. Bu yeni sistem makinemizin gübreyi taşıması pistonla iterek tamburlara, dağıtıcılara götürüyor. Daha önceki zincirle olanların iyi tarafları vardı, kötü tarafları vardı. Şu anda bu pistonla itmeli olan ürünümüzdeki ilave bir özellik olarak arkadaki tambur alınarak normal remork gibi de kullanma özelliği var. Çok daha aranılan ve kullanışlı bir ürün olarak. Yani şunu diyebiliriz öyleyse, daha ergonomik bir makina. Daha ergonomik, daha ekonomik. Bugün çiftçimizin katı gübre dağıtma ihtiyacı 15 gündür yılda ya da en fazla bir aydır. Bir ay sonra tekrar bir birikmesini bekler, gübrenin birikmesini bekler. Ondan sonra tekrar dağıtır. Biz bu makineyi 15 günlük kullanılıp bir kenarda durmasını ya da bir ay kullanıp bir kenarda durmasını değil, gübre işi bittikten sonra alsın dağıtıcı tamburunu, normal römork gibi boşaltma sistemi pistonla olan, boşaltmasında damperli gibi olan çok daha ideal bir römork gibi kullanma özelliğini geliştirmiş olduk. Yani biz aslında tek makinede iki makinenin özelliğini topladık. Hem işte bu gübre makinesi hem de dağıtım dediğimiz. Normal römork makinesi. Hem gübre dağıtma makinesi hem de normal römork makinesi olarak ya da römork olarak işini görecek, iki işi birden görecek bir makine oldu, evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onun dışında birazcık fuarı da konuşalım istiyorum sizinle. Fuarı nasıl buldunuz peki? Bu büyük bir fuar. Türkiye'de oldukça uzun zamandır da beklenen bir tarım fuarı. Doğru söylüyorsunuz. Konya fuarına biz 8 yıldır sürekli katılmaktayız. Hiç boşluk vermeden. Tabii bu başlangıçta iyiydi ama şu anda daha da iyi bir pozisyona geldi. Türkiye'de artık birinci gelecek fuarlardan sayılabilir. Hem uluslararası yönden hem müşteri yönden. Bir de tarımın ve tarım makinelerinin bir üretim şehri, merkezi olan Konya'mıza gerçekten yakışır bir fuar diye değerlendiriyorum. Biraz şunu da soralım istiyorum. Türkiye'nin nerelerinde bayilik ağımız var ya da şimdi bu sektörde satış kadar satış sonrası hizmet de çok önemli bir alan. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Atıyorum makine tarlanın ortasında bozuldu. Nasıl çiftçiye ulaşıyoruz? Şimdi bugün çiftçiye ulaşmak ya da çiftçinin bize ulaşması artık eskisi gibi değil, biliyorsunuz. Her şey parmaklarınızın altında. Yani internetten tıkladığı zaman herkes herkesi her yerde bulabilme olanağına sahip. Bununla ilgili mutlaka bayilik ağlarımız var. Türkiye'nin illerinin tamamında olmasa da bir yarısı kadar 25-30 ilde bayiliğimiz var. Bu arada dış ticaret olarak ARGE çalışmalarımız var. Nasip olursa Kuveyt'e ilk makinemizi gönderiyoruz. Yem karma ve dağıtma makinesi. Anladığım kadarıyla siz ihracata da başladınız. Bir ilk adımını attık diyebiliriz. Artık bundan sonrası inşallah daha iyi olur. İnşallah diyelim. Eklemek istediğiniz bir şey var. Ben sizin ziyaret ettiğiniz için standımızı çok teşekkür ediyorum size. İnşallah başarılarınızın devamını diyorum. İnşallah diyelim. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyorum. Bol satışlar. Teşekkür ederim.
dinleyenler, fuar gezimizde şu anda Buzlu San firmasının standına geldik. Yanımızda firmanın satış ve pazarlama müdürü Mustafa Savaş var. Kendisine sorular soracağız. Bakalım fuar nasıl geçiyor onlar için. Mustafa Bey, öncelikle merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum standımıza. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor fuar? Bir onu konuşalım ilk önce. Tarımsal ilaçlama alanında 25 yıllık bir firmayız. Fabrikamız Adana'da. Adana'da Karataşoğlu'nda şubemiz var. 25 yıldan beri Türk tarımına ilaçlama konusunda makine imal ediyoruz. Yurt içinde 84 tane bayimiz var çeşitli bölgelerimizde, il ve ilçeler olmak üzere. Ayrıca yurt dışında da 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum, biraz ürün yelpazenize değineceğim. Fuara hangi ürünlerle geldiniz? Bu fuara özel getirmiş olduğunuz bir ürün var mı? İlaçlama makinesi. Biz genelde Türk tarım için 200 litre kapasiteli ilaçlamadan başlıyor. Bu sene yeni çıkardığımız 4200 litrelere kadar litre kapasitesi olan ve kanat uzunlukları da 10 metreden başlayıp 24 metreye kadar şu an için şimdilik gelişen kanatlarımız var. Onun dışında diğer ürünlerinize de değinmek istiyorum. Bu sene yeni olarak çıkardığımız şu arkamızdaki makinemiz var. 4200 litre kapasiteli, 24 metre iş genişliğine sahip Moneta modelimiz, makinemiz var. Peki, çiftçilerle konuşuyorsunuz ya, hani birebir iletişim kurduğunuzda nasıl yorumlar alıyorsunuz? Olumlu olumsuz size neler söylüyorlar? Ne gibi taleplerde bulunuyorlar? Çiftçinin biz Buzlu San firması olarak bize olan talepleri çok güzel. Yani tepkileri de gayet olumlu. Hiçbir şekilde işte farklı yönlerden kötü, olumsuz tepki almıyoruz. Talepler hep iyi yönde. Ve makinemizin yani bize gelişmişlikte katkı sağlayan, gelişmemize sağlıklı faydalar yönlendiren bir taleplerle, tavsiyelerle hatta karşılaşıyoruz. Şimdi ben aslında şunu da merak ediyorum. İlaçlama tarımda gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Çünkü verimle birebir doğru orantılı olan bir şey. Siz bu anlamda eğitici çalışmalar yapıyor musunuz? Sahada çalışmalarınız var mı? 5 kişilik ARGE grubumuz var. Onlar 7-24 diyebilirim. Sürekli yenilikler üzerinde bu makineyi nasıl geliştirebiliriz, çiftçiye daha maliyet düşük şekilde nasıl daha iyi bir hizmet veririz diye çalışma içerisindeler. Ya ARGE sorumlularımız çok gayet işlerinde uzman. Buzlu San olarak sahada da çalışmaya devam ediyorsunuz. Yani zaten ben de dahil olmak üzere günün çoğunlukla sahada geçiyor. Sahada geçiriyoruz. Şimdi son cümlelerinizi alalım sizden. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Buzlu San firması diyoruz. Türkiye'nin her tarafında, çiftçinin sonuna kadar yanında, arkasında ve hizmetinde. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Standımıza geldiğiniz için çok iyi fuarlar. Sağ olun. Konya Tarım Fuarı gezimizde böylelikle noktaladık değerli izleyenler. Sizler için tarımın başkentindeydik, Konya'daydık. Katılımcı firmalarla konuştuk, fuar alanını gezdik, çiftçilerle söyleşiler yaptık. Böylelikle bir Fuardayız programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.